Manisa televizyon ekranlarından tüm izleyenlerimize bir kez daha Tozlu Sayfalar programından merhaba diyoruz. Her zaman olduğu gibi Tozlu Sayfalar'da bu akşam da Profesör Doktor Mehmet Çelik'le birlikteyiz. Evet, kronolojiyi takip etmeye devam ediyoruz. 18 Mart Çanakkale zaferini bugün konuşacağız. Değerli hocam bunları bize anlatacak. Öncelikle tüm şehitlerimize rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Çok büyük bir savaş. Türk tarihinde inanılmaz bir savaş. Bununla ilgili de sizden bilinmeyenleri aslında öğrenmek istiyoruz hocam. Evet. Şimdi tarihin konusu, laboratuvarı insan. Fakat bu laboratuvar fizik laboratuvarına, kimya laboratuvarına benzemiyor. Yani bir kimya deneyi yaparsınız laboratuvarda, gerekli malzemeyi alırsınız, oranları itibariyle birbirleriyle eşleştirirsiniz ve bir neticeye varırsınız. Tarihin laboratuvarı bizatihi insanın kendisi. Ve bir de tarih istikbalin projektörüdür. Yani arabanın farları gibi karanlıkta evet. Giderken yolu o aydınlatır. Oradan ders çıkararak geliyorsun. Çanakkale bizim tarihimiz açısından bir dönüm noktasıdır. Yani Malazgirt'te mesela bir dönüm noktasıdır. Anadolu'ya geldik, girdik. Burayı ebedi vatan yapmak için kapıları açtık ve girdik evet. İçeri. Bu açıdan önemlidir. Ama bir Mohaç'ta biz koca bir Haçlı ordusunu 2 saatte yok etmişiz. Büyük bir zaferdir. Ama bir Malazgirt'in veya Çanakkale'nin taşımış olduğu anlamı taşımıyor onlar. Bir Sırp Sındığı Savaşı da böyledir. Bir Mercidabık Savaşı da böyledir. Çanakkale'nin o yüzden çok farklı bir yönü vardır. Bir sefer bu ümmetin son toplu savaşıdır. Yani herkesin şunu kesinlikle bilmesi lazım. Çok özet olarak akıllarında kalması açısından o gün resmi ordumuzun dışında orduya, Çanakkale'ye katılan ülkelerin sadece isimlerini veya bazı bir askerinin ismiyle beraber zikretmek gerekir. Mesela bir gün zaman olsa Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe kulübünün Çanakkale'deki konumlarını program yapmak lazım. Evet, o başlı başına bir program. Başlı başına. Ha. Yani bunu üstelik işin garip tarafı Fenerbahçe kulübünün, Beşiktaş kulübünün, Galatasaray kulübünün kulüp binalarında bile Çanakkale yok şeyden. Biz sadece orada bir savaş yapmadık. Sadece 253.000 şehit vermedik. Bizim hafızamız orada gömüldü. Bir Anadolu'da bir laf vardır. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Bizim hafızamız orada. O hafızayı orada çıkarırsak, oradan ayağa kaldırırsak tekrar o büyük vizyon sahibi bir ülke oluruz. O belki 14 milyon nüfusu olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o günkü şeylerini aşan bir şeydi. Ama bugün artık 80 milyon bir evet, büyük güçlü ülkeyiz. Efendime söyleyeyim. Rejimimiz oturmuştur, demokrasimiz oturmuştur. Askeri silah altyapımızı artık kendi kendimize temin edebiliyoruz. Bunun denemelerini gördük. Bu bize güç kattı, itibar da kattı. Bu nedenle hafızanın da oradan şey edilmesi lazım. Yani düştüğü yerden yiğidi bizim kaldırmamız lazım. Evet. Çanakkale hiçbir savaşa benzemiyor. Bütün savaşların
kendine özgü şeyleri vardır. Mesela askeri açıdan, erat açısından, asker açısından diyelim ki Malazgirt Savaşı'nda efendime söyleyeyim bir yanda Müslümanlardan meydana gelen ağırlıklı olarak Türkler, biraz da Kürtlerin içerisinde olduğu bir ordumuz var Alparslan'ın karşısında. Onun karşısında bir Bizans ordusu var. Fakat Çanakkale ümmetin son şeyidir. Savaş. Son savaşıdır. Ya tabii donanma yok o zaman doğru dürüst. Bizim donanmamız da doğru. Tabii tabii. Alet edevat şey. Hiçbir şey yok. Çok silah. Zorlu bir savaş. Oradan mesela bu askerin içerisinde Afganistan'dan askerlerimiz var. Gelmiş, gönüllü gelmiş. Yani onları kimse gidip de celbederek getirmemiş, evet. Etmemiş. Mesela bunlardan birisi, arşivden ben bunları çıkardım. Birer örnek olarak Cumahan oğlu Ali Fırat geldi ve oradan savaşa. Yani uçağa binip gelmedi, trenle de gelmedi. Yaya, at üzerinde ta Afganistan'dan geldi. Mesela Suriye'yi ele alalım. Akka'dan Şamara Necmi oğlu İlyas. Bak isim veriyorum. Deirizor'dan Heza oğlu Ahmet. Halep'ten Mehmet Sabit. Hama'dan Misbah. Ganem'den Laskiye. Şam'dan Hasan Fuat. Bu isimleri sayarken ya ne var orada bir kişi? Hayır, bakın bir de bir örneğini vereyim. Şam'dan 6000 çocuk şehit oldu Çanakkale'de. Bak, Şam'dan 6000 çocuk. Biz şimdi Çanakkale'de şehit şehirlerini şey ederken, mesela en fazla Manisa bu illerden birisidir. Bir tanesi, evet. Bursa bu illerden birisidir. Zaten o şehitlerin isimleri de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve belediyesinin yapmış olduğu. Evet, belediye başkanını tebrik ederim o açıdan. Çanakkale Şehitliği Müzesi çok var. Çok güzel bir şehitlik müzesi orada, yaptı. Orada bakın isimler geçiyor. Evet. Şimdi müzede de bu isimler dışarıda var. Bu burada şekilde. Şöyle bir pay kimse çıkarmasın. Bir televizyon programında tüm general Osman soyadı neydi ya? Ha, Pamukoğlu. Pamukoğlu. Ha, teşekkür ederim. İrticalen şeydi. Bir programda çok ağır şeyler de zaten şehitliğimiz de Manisa'daki şehitlik de arkada izleyicilerimiz izleyebilir. Şimdi bir programı almışlardı. O da Çanakkale'yi anlatıyordu. General tabii asker, kendisinde güveni zor. Lafı getirdi. Dedi ki işte Çanakkale'de dedi efendime söyleyeyim kanıma dokunuyor bir şey dedi. Artık dedi bunu açık söylememiz lazım. Efendim Kürtler de Çanakkale'de vardı. Nereden çıkardınız bunları işte %2 bile yoklar bilmem birkaç kişi var bilmem ne. Evet, öyle bir polemik konusu olmuştu o dönemde. Şimdi, söylemlerinde. Ahmaklığın bu kadar bir general tarafından söylenmesi insanın zoruna gidiyor. Bak, tarih bilmiyorlar işte. Sen adamı general rütbesine getirmiştin, doğru dürüst tarih şeyi vermemişsin. Osmanlı'nın 7 ordusu vardı. Mesela bizim Suriye ordumuz 5. orduydu. Mustafa Kemal de konuk etti ordu. Birinci kol ordu, ikinci kol ordu gibi. 7 ordu sonra 5'e düştü bu. Şu anda da 4 ordumuz var. Evet. Şimdi 5. ordumuz Suriye'de. Bu ordu askerini o bölgeden alıyor. Balkanlar'da o bölgeden alıyor. Neden? Çünkü ulaşım meselesi var. Nasıl yetişecek? Nasıl kimle? Trenin yok, uçağın yok, evet. Otobüsün yok, araban yok. Neyle şey edeceksin kardeşim? Biz bunun zararlarını da görmedik değil, gördük. Mesela Yemen'de Redif askerlerini göndermemizin sebebi 5. ordunun Arap kökenli olması ve hepsi firar ettiler aşağı yukarı. Evet. O firarlar üzerine biz askerliğini yapmış, köyüne gitmiş, çiftiyle, çubuğuyla uğraşan adamları tekrar yaşı 35-40'a gelmiş.
5 yılda resmi askerliklerini yapmışlar, hiç olmuşlar. O adamları aldık gönderdik şeye. Şimdi dedim ki sen bunu söylersen, yani siyasal Kürtçü kalkıp dese de ki ya Osman Pamukoğlu doğru söylüyor. Evet biz orada yoktuk, Türkler vardı. Kendi vatanlarının için savaştılar. Biz de Sarıkamış'ta kendi vatanımız için çalıştık. Muğlalı yoktu, Balıkesirli yoktu, bilmem ne. Ne halt edeceksin Osman Pamukoğlu dedi. Gıkı çıkmadı ya. Şimdi tabii asker bölge bölge olunca o bölgedeki askerler onu söylüyoruz, yani. Onu söylüyoruz. Yarın sen bunu böyle söylersen onu böyle. Bak şimdi tarih özellikle bu tür konular duygusallığa gelmez kardeşim. Senin belirli bir ideolojik saplantın olabilir, siyasi saplantın olabilir, ırkı saplantın olabilir falan. Bunları tarihe giydirmeyeceksin. Sarıkamış'ta da o kadar şehidin içeride Balıkesirli çocuk yok. E şimdi kalkıp yani orası bizim değil, burası senin, orası benim diye böyle şey yok. E tabii o zaman bölge bölgemiş. Bölge bölge yani, askerimiz oydu yani. Şimdi ne yapıyor? Ha. Hatay'dakini Trabzon'a gönderiyor, evet, İzmir'dekini Kars'a evet, gönderiyor. Şimdi öyle gibi. Bak şimdi evet. Çünkü ulaşım şeyimiz ulaşım var. Ulaşım var evet. Ha, ulaşım şeyimiz var. O nedenle bak mesela Manisa'dayım şehit şeyi 3000 civarında. Evet 3000. Bursa o civarda, Balıkesir o civarda. En fazla şehit verdiğimiz iller bunlar yani. Evet. Kalkıp da şimdi bir Balıkesirli kalksa dese ki Konya'ya, can Konya'da fazla adam yok biz kurda. Ya yok gözünü sevdiğim. Bu ulaşım meselesinden dolayı öyle şey edilmiş. Çanakkale'den biz 320 bin yaralı taşımışız hastanelere, bir tane Konya'ya göndermedik yaralıyı. E niye göndermedik? Uzak uzak. Neyle? Gidene kadar, gidene kadar adam şehit olur ya. Gözünü sevdi. Ama nereye gönderdik? Tekirdağ'a. Bak en yakın oraya. Evet. Mecruhin Hastanesi'ne. Oradan İstanbul'da 27 tane hastane teşekkül ettirdik. Bütün liseleri boşalttık. Hastane yaptık oralarda. Geç bu tarafa Kocaeli, Sakarya hastanelerini tamamen doldurduk. Bursa, Balıkesir, İzmir. Hah. Bu hastanelerin şeyini kullandık. Meşhur İzmir'deki Atatürk Lisesi. Ne siz onu söylemiştiniz o dönemde. Tek mezunu yoktur. Evet. Çanakkale'de şehit olmuşlar demiştiniz. E orayı da biz liseyi de hastane olarak kullandık yani o yaralılar geldiğinde falan. Ve bazı hastanelerin adı değişti. Mesela işte Tekirdağ'daki hastanenin adı Mecruhin Hastanesi. Cerrah kelimesiyle o kelime aynı kökten geliyor. Yaralılar demek. Yaralılar evet. Hastanesi. O şekilde. Bu nedenle bu imparatorluğun son savaşı olduğu için resmi askerin bir katı da gönüllü gelmiştir. Sivil. Irak'tan. Mesela Bağdat'tan Osman Nuri. Bir isim veriyorum. Musul'dan Mehmet Sadık, Süleymaniye'den Osman Bey. Aha, daha diğer şehirleri de var. Evet. Gürcistan, Batum'dan Cemil Efendi var. Burada. Filistin'den Beni Sa'd. Buradan Mahmut El Fadıl. Oğlu Ahmet. Gazze'den Abdülmenam Sayda. Halilurrahman'dan Havat. Hayfa'dan Abbas, Kudüs'ten Haşim, Nablus'tan Hamadan, Yafa'dan Hamiz. Bak, yani şehirlerden birer birer tane evet. Sayıyorum. Lübnan, Beyrut'tan Üstün Hazan var. Ondan sonra Trablus, Şam'dan Hakkı var. Libya'da Bingazi, isim saymıyorum artık. Bingazi, Trablus. Ondan sonra şeyden var. Makedonya, Debre'den, Kalkanbele'den, Manastır'dan, oralardan var. Yunanistan'dan bak, Dede Ağaç. Gaffar isminde bir askerin ismini aldım oradan. Dimetoka'dan Mustafa, Gümülcine'den Ahmet, Girit'ten Salih Efendioğlu Yasin, Midilli'den Mehmet Nail, Selanik'ten Rauf, Siroz Adası'ndan Sait Raşi, Yanya'dan Osman Nuri. Ya adadan bile adam bir kayığa binerek gelmiş ha. Kimse kendisini getirmemiş. Evet. Hah. Arnavutluk'tan, Elbasan'dan, İşkodra'dan, Bulgaristan'ın Eski Zavra'dan, Filibe'den, Cisri'den, Rusçuk'tan, Silistre'den, Şumlu'dan, Arabistan'ın Hicaz'dan, Mekke'den, Kıbrıs'tan,
Kırım'dan, Mısır'dan, Kosova, Prizren, Üsküp, Romanya, Azerbaycan, Tunus, İran, Saraybosna, Yemen. Daha ne sayayım yani? Bu bizim hakim olduğumuz coğrafyadan herkes gelmiş. Yani İslam'ın olduğu coğrafyadan gönüllü olarak geldiler oraya. Bu sadece yetmedi. Parasal destek geldi. O desteğin bir kısmı da milli mücadelede devam etti. Hı hı. Hindistan Müslümanlarının gönderdiği şeyler. Genç kızlar nişan yüzüklerini, takılarını gönderdiler. Nineler kefen parası olarak sakladıkları 3-5 kuruşlarını gönderdiler. Orta Asya'dan, Azerbaycan'dan, Kırgızistan'dan, oralardan hepsinden yardım geldi. Çünkü var olmak mücadelesi. Herkesin kafasında şu vardı. İstanbul, hilafet merkezi, İstanbul düşerse İslam dünyası paramparça olur. Düşüncesiyle şey etmişlerdir. Bunlardan mesela Sudanlı bir zenci var. Allah gani gani rahmet eylesin. Şeyle beraber çalışır bu. Kuşçubaşı Eşref'le beraber çalışır. Bunu ilk defa Türkiye'de ben gündeme getirdim. İri yarı baba yiğit. Bunlar şeye gelirken o Yemen savaşının olduğu sırada işte Puşçu Eşref onlarla beraber bir ekip askerle beraber oraya şey gönderiyorlar. Para gönderiyorlar. Deniz yoluyla gönderemiyorlar. Süveyş kanalı İngilizlerin elinde. Ondan sonra karayoluyla Medine, Mekke, oradan işte o şey tarafından Taif üzerinden oradan şeye girecekler. Tabii karayolunun da şu şeyi var. Deniz yolu da İngilizlerin eline geçecekler. Karayolunda da Bedevi Eşkıya'nın eline geçecekler. Yine İngilizler de var o sırada. Bu şeyle işi pişirmişler. O Arap Şerif Hüseyin. Şerif Hüseyin'i de pişirmişler. Onlar da şey diyor, biliyorlar yani buradan yardım gelecek. Askerin tesisatı falan şey edilmemiş, para ihtiyacı var. Altın o zaman da parayla. Yolda Bedeviler saldırıyor mu? Saldırıyorlar. Savaş başlıyor. Şey diyor ki Kuşçubaşı Eşref, Musa diyor biz zaten öleceğiz burada, kurtuluşumuz yok ama bu paranın, bu altının Yemen'e ulaşması lazım, ulaşması lazım. Biz savaşmaya devam edeceğiz. Sen bu altını al, iri yarı. Şöyle bir insan bu Musa. Yola devam et. Ondan sonra evet yani onlar bizden savaşırken sen sıyrıl kenardan, köşeden bunu yetiştir oraya. Tamam diyor. İşte altınları torbalara koyuyor, sırtlıyor, şey ediyor. Kenardan gidiyor. Kuşçu Eşref onlar da kurtuluyorlar. Şehit de veriyorlar ama kurtuluyorlar. O altını oraya yetiştirdi o. Bu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Musa Sudanlı bu. Bir gün İstanbul'da Yeni Cami'de, Eminönü'ndeki Yeni Cami'de, orada şadırvanlar var ya, orada abdest alıyor. Birisi geliyor, yanına şöyle bir bakıyor, ya sen Musa değil misin diyor. Evet benim diyor, ben de falan binbaşı. Emekli olmuş, onun binbaşısıymış. Sarılıyorlar, marılıyorlar ondan sonra. Şey diyorlar, namazı beraber kılıyorlar, çıkıyorlar beraber bir çay falan içiyorlar, sohbet ediyorlar. Musa ne yapıyorsun sen şimdi? Savaş bitmiş, şey edilmiş, yani cumhuriyet kurulmuş şeyde.
bir şey yapmıyorum diyor. Yani bir iş arıyorum ama işte bulamıyorum. Nerede yatıp kalkıyorsun? Özbekler tekkesinde yatıp kalkıyorum. Orada bir çorba içiyorum. O binbaşı Musa'yı hemen alıyor, belediye başkanına götürüyor. İstanbul Belediye Başkanı. Musa'yı tanıştırıyor. Bu bir kahraman diyor. Yemen'deki askerlerin şeyini kurtardı. Şöyle oldu, böyle oldu. Buna diyor, hemen uygun bir iş şey diyor. Musa iş için oraya götürüldüğünü bilmiyor. Ha, binbaşı diyor, ha, gel evet. Gidelim bir şeye. Ondan sonra belediyede hemen kendisine bir iş şey diyor. Musa kabul etmiyor. Hayır diyor. Ben yani bu işe daha layık olan insanlar var. Ben o hizmeti yaparken ümmetim için, devletim için yaptım. Ben Osmanlıyım. Yani onun karşılığında bir şey demem. Çok ısrar ediyorlar. En son Eminönü'nde bir hamallık. Yani o da bir belgeye dayalı. Her önüne gelen orada hamallık yapamıyormuş, şey edemiyormuş. Güçlü kuvvetli de Musa. Musa o hamallığı sadece kabul ediyor. Oradan kazandığı parayı da Özbekler tekkesine veriyor hep. Kabrini kimse bilmiyordu. Özbekler tekkesinin bahçesindeydi onun kabri. Ondan sonra onun ben fotoğraflarını çektim, yayınladım, şey ettim. Yani Sudanlı Musa'yla Manisalı Ahmet'in düşünce itibariyle bir farkı yoktu o şeyde. Vatan toprağıydı hepsi. Kimse bura benim değil, orada değil değil. Şu kadar ülkelerden bakın insanlar şey olarak geldiler. Gönüllü olarak gelmişti. Onu o nedenle biz hatta şey için bir proje yaptık 2011 öncesi Şam Üniversitesi ile. Protokol da imzaladık. Dedik ki bu Şamlı çocukların 6000 şehit. Bunları biz isim olarak genel kurmayın şeyinden biz bunlar asker çünkü. Evet. Genel kurmayın arşivlerinden biz bunları çıkaralım. Siz de üniversite olarak bunların bizim vereceğimiz bilgilerle mesela köyünü söylüyoruz. Evet. Veya şehrini söylüyoruz. Bulun bunların akrabalarını falan da şey edelim. Tam o anlaşmayı yaptık. Çalışmalara başladık. 2011'in Kasım mıydı? Olaylar patladı. Evet, olaylar patladı. O iş yarım kaldı. Yani o yüzden şimdi böyle bazıları işte söylerler işte Suriyeliler var biz onlara bakıyoruz. Hı-hı. Allah kimseyi vatansız ve devletsiz etmesin. Ya, bırakmasın. Şey yapmasın. Tarihi bilmeyenler yani belki adam işsiz mesela ya ben işsizken bunlara iş veriliyor bilmem ne diyor ileri geri bazı şeyler genelde öyle şeyler ama yapılıyor hani benim cebimde ama para yok ama onlarda para var vesaire. Yani şu da var biraz tarihe baktığımız zaman ya 100 sene önce bugün Antep neydiyse Halep oydu. Adana neydiyse Şam oydu yani şeyi yoktu. Ve üstelik biz tarihi üzerine örtsek de tarih paçamızı bırakmıyor. Biz İslam dünyasına liderlik yapmışız tam 1000 sene. İşte şeyi öğrenmekte. Oralarda bizim yani. Onu bizim unutmamak hadise lazım. Bu, hadise yani, bu. Hadise bu. Aynen öyle. Ha, yani ben ilk Suriye'ye gittiğimde 84 yılıydı. Mesela Halep için söyleyeyim. Orada şehri geziyoruz. Üç arkadaş. Ona bir baktım. İbrahim Tatlıses türkü söylüyor. Allah Allah. Bizim un kapanı gibi. O zaman un kapanı meşhurdu. Plakçıların olduğu yer. Onların Halep'te böyle bir çarşısı vardı. Allah, Sibel Can, İbrahim Tatlıses neyse orada. Bir tanesinin yerine girdik bir dükkana. Dedik ya burada, dediler burada İbrahim Tatlıses, Sibel Can, ilahlar dedi burada. Bütün ya Suriyeliler, Ermeniler Türkçe konuşuyor orada.
Süryaniler Türkçe konuşuyorlar orada. Konuşuyorlar. Tamam, ben de o dönemde gittim. Bilirsin. Otelde işte görevli otele çıkacağız odaya. Asansöre bindik tabii. Bir baktım cep telefonu çalıyor görevlinin. Nasıl çalıyor? Kurtlar Vadisi. Müziği çalıyor. Oo evet. Dedim sen hayırdır? Alemdar idoldu orada. Ben dedi çok seviyorum. Çok işte seviyorum. Adam artık müziğini bile Kurtlar Vadisi yapmış. Aynen öyleydi. Yani çarşıya çıktığınızda bütün o beyaz eşyalar falan, beyaz eşyalar hep Türk markaları var zaten. Halep'in şöyle bir özelliği vardı. Türkiye'deki bazı şehirlerden daha çok belirgin şekilde Türk kimliği var Halep'te. Evet. Bak, İslam kimliği demiyorum. Türk kimliği var. Ana caddesine bakıyorsun, Selçuklu komutanın adı. Çarşısına bakıyorsun, Türk valinin, Osmanlı valisinin adıyla anılıyor. Evet. Yani o şeyleri çok fazla. Biz tabii bu milli mücadeleden sonra, Türkiye Cumhuriyet Devleti'ni kurduktan sonra, Batı emperyalizmi Orta Doğu'da, buralarda mandater yönetimler oluşturdu, devletler kurdu falan. Ve şunu yaptılar. Bir istasyon kurdular. Bu hayali söylüyorum anlaşılsın diye. İki tane boru döşediler bu istasyonlardan. Bir boru bize, bir boru Arap alemine. Arap alemine yayın yaparken dediler ki ya bu Türkler yok mu bu Türkler? Sizi 1000 yıla yakın bir zamandır hep sömürdüler. Sizin siyasal özgürlüğünüzü vermediler, devlet kurmanızı önlediler, şöyle ettiler. Emperyalist olarak bizi tanıttılar. Evet. Öbür borudan da bize yayın yapıyorlardı. Bu Araplar yok mu bu Araplar? Siz 1000 sene bunları doyurdunuz, yedirdiniz, içirdiniz, baktınız, korudunuz, baktınız. Hainler bunlar, sonunda size şöyle ettiler, böyle İkili ettiler. İkili oynadılar. Ve ben şunu gördüm, yani Arap İslam dünyası olsun gerek Afrika olsun, İslam ülkelerinin aşağı yukarı tamamına yakınını gezdim, biliyorum. Öyle turist gibi de gezmedim. Birçoklarının üniversitelerinde konferanslar verdim. Ondan sonra dostlarım vardı hem akademik camiadan hem şeyden. Bizim böyle milli ve yerli düşünceye sahip olmayan, biraz daha böyle batıcı, tarihi bilmeyen, düşünce olarak da sol fikirlere sahip aydınlarımız Arap düşmanlığı onlara şey oldu. Yani onlar da yer etti, yaptılar. Araplarda da böyle oldu. Onların böyle batıcı, işte laik düşünceli, şeyli olanlar da bize düşmanlar onlar. Ama bakıyoruz, dediğiniz aslında tarafın, doğru da işte hep derler ya işte bunlardan bir şey olmaz. İşte bize mesela bir şey geliyor batıdan. Ondan sonra işte ne bileyim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni mesela tanımıyorlar. Hani ne oldu? Hani beraber savaştık, bilmem ne yaptık. Şimdi böyle demek ki bunların yaptıkları idarecilerle yönetimle halkı ayırmak lazım. Muhakkak tabii yani. Yapan yönetim. Ya mesela Kosova, buyur. Kosova'nın bağımsızlığı için en fazla biz şey ettik. Evet. Şimdi İsrail'le anlaşma yaptı bak Filistin aleyhine. Yani bu tür şeyler oluyor. Yani halkla baştaki yani, yöneticileri ayırt etmek lazım. Yani yöneticiler özellikle Arap yöneticileri, özgür değiller ya. Bunlar eyalet valileri gibiler. Telefonu Amerika'dan kaldırdın mı hazır ola geçerek duruyor, telefondan konuşuyor adam. Zaten bir ayakları... şimdi düşünebiliyor musun? İngiltere'de, geç Amerika'da. Geç bize yaptıklarını. Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a, Ürdün'e bak bakalım. Udur Kudüs'ü başkent olarak İsrail'in şeyini tanıdılar ya. Bunlar bırak Müslümanlığını, Araplığına bunlar ihanet etmiş insanlar. Tabii. Yani bunlardan hiçbir şey olmaz. Ben o kanaatteyim de. Katılıyor musunuz? Hiçbir şey olmaz da. Fakat tarihi şey olarak, gerçek olarak da tarihi bazı şeyleri yapalım. Halklara şeyi yoktur, garibandır. İnsan olarak biz onlara el uzatıyoruz. İnsan olarak. O nedenle yani tarihte şimdi 6000 tane Şamlı çocuk gelmiş, orada Çanakkale'de savaşmışsa,
Bunu inkar edemeyiz. Buna tabii minnet duyarız. Buna şey ederiz. Ama bugünkü yönetim kendi vatandaşını katlediyor. Sana kazık atmaz mı? Yani şunu zaten biliyoruz. Bugün İslam coğrafyasında iyi kötü iki tane bağımsız ülke var. Türkiye ile İran'dır. Onun dışındaki ülkelerin hiçbirisi bağımsız ülke değil. Bayrakları var, milli marşları var falan filan ama şey yok. Yani eyalet bir telefonla evet, ters şey dönebiliyorlar, şey edebiliyorlar. Şimdi o nedenle bu savaş bizim tarihimizde bambaşka bir savaş. Bir de mesela şeyde görüntüde vardı. Rakamı üzerinde kavga ediliyor. İşte 253 bin diyoruz biz. Şehit sayısı olarak. Evet. Birileri kalkıp diyor ki ya kardeşim nereden çıkarıyorsunuz? Niye bunu bu kadar abartıyorsunuz? Genelkurmay arşivleri ortada. İşte 66 bin şehit verilmiş. Bu da az değil. Siz bunu niye 200-300 binlere çıkarıp da bilmem ne ediyorsunuz falan. Bunu söyleyenler içerisinde iyi niyetli olanlar var. Evet. Kötü niyetli olanlar da var. Şimdi bizim şehitlik anlayışımız, geçen programda söylediniz. Bir programda söylediniz. Hani bu gönüllü gelenlerle bizim resmi askerimiz. Ya bu resmi asker bunlar. Evet. Ama o resmi askerin dışında gelenlerle var. Evet, ve bir de şu şeyimiz var. Bizim hala o anlayışımız var. Cephede o anda kurşunu yedi ve ruhunu teslim etti. Şehit. Ama yaralandı, hastaneye götürüldü. Bir hafta sonra hastanede vefat etti. Onu şehit olarak yazmıyorlar. Bu şehitlik anlayışıyla bu rakam evet, şeyi falan geldi. Ama şu var, en fazla şehit verdiğimiz yer. Ki bu şey bitmeyince, yani yetmeyince resmi askerimiz. Biz tuttuk, köylüyü götürdük, tarlada topladık, gelin dedik. Götürdük. Esnafı dükkanından aldık götürdük. Memuru daireden aldık götürdük. Futbol kulübünden o futbolcuları aldık götürdük. Evet. Ve o dönemde liselerde, lise son sınıflarda ne kadar öğrenci varsa bunların tamamını liseleri kapattık ve bunları götürdük şeye, lise son sınıf öğrencilerini. Yani kabataslak 18 yaşında çocuklardı bunlar. Evet. Aldık götürdük. Bazıları bunlara itiraz eder efendim işte o resim, bir tane resim var yürüyorlar. Mesela Murat Bardakçı bunlardan birisidir. İşte efendim bunlar asker değil, bunlar izciler. Bunlar işte İstanbul'da yürüyüş yap, halkı şey diyorlar. Bunlar için ya biz bunlara asker demiyoruz. Biz bunlara bunları söylemiyoruz. Ama belgelerimiz var. Geçen bir programda bundan hiç bahsettim mi? Yani bahsetmiştiniz bir... Bakın bu Mecruhin Hastanesi'nden benim arşivde bulduğum bir belgeydi. Tekirdağ, şu anda üniversite hastanesi olarak görev şey ediyoruz binalar. Mesela Afyon Emirdağ'dan, İkizce Köyü'nden satılmış oğullarından Mustafa oğlu Ali. 1902 doğumlu bu. 13 Ekim 1915'te Kirte Muharebesi'nde yaralanmış ve bu hastanede ölmüş. 13 yaşında bu çocuk. Ama şehit yazılmamış. Evet yani hastanede öldüğü için yani. Yazılmamış. Çocuklar da. Yani gerek Zonguldak Ereğli'de, gerek Çangırı Korku'nun Maruf Köyü'nden, gerek Aydın'ın Kuyucak Horsumlu Köyü'nden bunların tek tek şeylerini falan çıkardık biz. Peki bunları çıkarttıktan sonra şehit sayımız... İşte 253 bin ölü oluyor yani. Onun üzerine onu geliyor. Sormaya çalıştım. Şimdi bu şey itibariyle yetmedi. Savaş devam ediyordu. Sultan Mehmet Reşat bir ferman daha yayınladı. Lise ikinci sınıfların hazırlanmasını söyledi. O fermanı ben yayınladım Derin Tarih dergisinde. Bırak lise 3'leri, lise 2'leri de götürüyorduk biz. Mecbur kalmıştık buna. Allah'tan savaş durdu. O lise 2. sınıf öğrencileri cepheye gitmedi. Evet. O dönemin
Mesela ben 84 muhtemelen 84 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde asistanım. O dönemde henüz işte doktora moktora bitirmek üzereyim daha yeni. Kayseri Ticaret Odası beni bir konferansa davet etti. O dönemde de şöhretim var yani. Geldim ama konuşuyorum her tarafta. Neyse gitti orada. Konferans falan verdik. Oranın lisesi meşhurdur. İşte tarihi yerleri geziyorum şehirde. Kayseri Lisesi'ne de gittik. Biliyorum oranın hiç mezun vermediğini o sene. Bir Osmanlı yapısı, tarihi bir bina. Müdür bey de gezdiriyor. Böyle koridordan yürüyoruz. Bura şu, bura bu. Bir baktım orada arşiv diyor bir yerde. Ya müdür bey dedim, bu liselerde de mi arşiv var dedi. Ya dedi, bizim kırık sandalye, masa falan atmışız oraya. Biraz eski defterler, mefterler var. Eski defterler deyince, dedim ki burayı açtır ben bir bakayım. Ya yok dedi, bir şey yok dedi hocam dedim. Ya müdür bey o zaman 50 yaşlarda, ben 25 yaşlarında falanım, gencim. Ben ısrar edince biraz da canı sıkıldı. Ya bir şey yok dedi, toprak orası dedi, açıp göstermek de istemiyorum. Ben ısrar edince orada Hademe'ye dedi ki getir şu anahtarı dedi. Hademe aldı, getirdi. Ondan sonra açtı. Hakikaten içerisi toz toprak şeklinde. Bir baktım orada defterler var hakikaten müdür beyin dediği gibi. Şöyle şu büyüklükte defterler, kayıt defterleri lisenin. Hemen, hatta ben gidip müdür bey ya hocam girme üstün işte şey olur, toz olur, toprak olur. Ya ben hazine bulmuşum, sen ne diyorsun? Girmem mi? Ondan sonra 1914-15 kayıt defteri duruyor. Şimdi defteri kebir diyorlar. İki sayfası böyle açıldığında şu büyüklükte yani her bir defter evet. Bu büyüklüğünde. Soldaki sayfada kayıt şeyi var. Öğrencinin ismi, baba adı, köyü, işte doğum tarihi vesaire bilgileri var. Sağdaki şeyde de sayfada da girdiği sınavlar, aldığı notlar. Mezuniyet tarihi. Bir de şeyi var, nedir o? Ceza meza almışsa cezaları var. Bir de işte takdirname şu bu almışsa o tür bilgiler var. Ya 1914-15 eğitim öğretim yılının sol sayfası dolu. Sağ sayfa boş. Kayıt yaptırmışlar. Sağ sayfa bomboş. Yukarıdan aşağıya doğru çaprazlama bir çizgi çekilmiş. Zabit kalemle. Zabit kalemi hatırlardın. Evet. Böyle dudağına yaş ederdin, öyle evet. Yazardın. Zabit kalemle şu yazıyor. Harb-ı umumiye katıldıklarından dolayı mezun olamamışlardır. Orada yazıyor yani. Evet. İyi bununla de, yani okul müdürü bunları görmemiş mi? Ya okumasını bilmiyor ki okul müdürü. Bilmiyor da belli ki yani. Kayıt defteri. Onu ben o defterin orada olduğunu oradan işte yayınladık sonra sayfalarını sana. Falan. Zaten 5-6 tane defter var. Bir kısmı yanmış. O harf devriminde iş yapacağım diye. Yahu bunlar belge gözünü sevdim. Geçtik Latin harflerine geçtik tamam öbürünü kaldır kütüphanede kalsın. Bu tarihimiz bizim. Ha geçti bitti onlar. Geçti bitti diye yakmışlar zaten. Bir de daha fazla inkılapçı, devrimci bizde taraftar havasına girmek için kraldan fazla da kralcı kesilmiş. Yakmışlar. İyi arşiv bu yani. Arşiv tamam, işte onu söylüyorum. Onu söylüyorum. Yani o kafa, o hadise o hale getirdi şeyi. Şeyden itibaren ise ondan sonra Çanakkale Savaşı bittikten sonra o dönemde birileri şöyle şey ettiler. Sanki Türkiye Cumhuriyeti
Osmanlı İmparatorluğu'na karşıymış gibi, birbirlerine düşmanlarmış gibi bir hava şeyi vardı. Öyle o bir dönemde. Hava yaratmaya öyle bir hava yaratmışlardı. Mesela bunlardan birisi. Bursa'da Orhan Gazi'nin türbesinin önünde bir anıt vardı. Üzerinde de bir süngü vardı. Hiç gördün mü orayı? Gördüm ben şeyi. Bursa'ya gittim ve gördüm onu. Evet. Onu 10 sene önce Şahabettin Harputoran'ın valisiydi. Bir programda yerle bir ettim. Kendimi de kaybettim. Mülkiyet TV'de yaptığım bir program. O program var. İkinci programa daha girmeden, yani bir hafta sonuna girmeden Şahabettin Harput FETÖ'den METÖ'den da biraz şeyli oldu. Bana Uludağ Üniversitesi'nden bir profesörü gönderdi. Hocam konuyu bir daha gündeme getirmesin. Ben gereğini yapacağım bunun. O anıt 1927'de oraya konmuş, tamam mı? Henüz harf devrimi yapılmamış. Eski harflerimizle Osmanlıca bir kitabesi var anıtın bir de. Kitabe ne diyor biliyor musun? Yıktık Osmanlı'yı diyor. Yerine cumhuriyeti kurduk diyor işte. Türk milletini esaret altında tutan bu köhnemiş yönetim falan. Ulan Allahsız kitapsız sen bu memlekette eğer Türk kanı, bırak Türk kanını. Müslüman olduktan sonra ister Arap olsun, ister Kürt olsun, ister Boşnak olsun bilmem ne. O kanı taşıyan bir insan. Hatta ve hatta. Bizim Ermenimiz olsun, bizim Rumumuz olsun, bizim Yahudimiz olsun, Süryanimiz olsun, Keldanimiz olsun. Sonuçta vatandaşımız. Ya vatandaşımız bunlar, aidiyet duyguları var bunların. Nitekim Çanakkale'de mesela Dimitri diye bir doktor var. Yaralanıyor. Yahya Çavuş onun bulunduğu şeyde de. Ama canhıraş şekilde çalışıyor o. Ulan Yahya Çavuş diyor, bu yara da iyileşmez, bu beni öldürür. Sakın ha sakın diyor. Ulan bu Rum'du, Hristiyan'dı, beni Hristiyan mezarına gömmeyin, ben Osmanlıyım. Çanakkale şehitleriyle beraber beni gömün. Ya şu aidiyet duygusunun yüceliğine bak. Önemli. Şapka çıkarırsın, şey edersin. Orada, ha şu anıt, şu anıt, ha bak. Ha, evet. Aferin arkadaşlar, buldular, şey ettiler. Ve o kitabeyi oradan kaldırttık. Ulan arkadaş, bizim Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayrı devlet değillerdir. O imparatorluğumuz dağıldı. Kurumlarıyla beraber siyasal sistemi değişti, adını Türkiye Cumhuriyeti kurduk. Hadise bu. Senin ordun aynı ordu. Senin PTT teşkilatın aynı teşkilat. Senin Sayıştay'ın, Danıştay'ın aynı oradan devam ediyor. Sen nasıl bunu şey edersin, ona düşmanlık edersin? Ha, tarihinde yanlış şeyler olmuş mu? Olmuş. Mutlaka. Osmanlı'nın birçok hataları var mıydı? Var. Dünya kadar vardı. Zaten yıkılmazdı o hatalar olmasaydı. Bunlardan ders almamız lazım. Bunlara düşmanlık edecek halimiz yok, şeyimiz yok. Ya yok saymak da olmazdı. Ha. Evet. Şimdi öyle bir hal aldı ki, neyse o savaştan çıktık, biz cumhuriyeti kurduk, yeni bir devlet. O Gelibolu Yarımadası da bir tel örgü çektik oralara. Osmanlı oradaki savaşta hangi bölük, hangi tabur, hangi alay, Gelibolu Yarımadası'nın neresinde savaşmış, neresinde şehit vermiş, oralara birer anıt dikmişlerdi, hı hı, kitabe. Uygun görülen bazı yerlerde bizatihi isimleri tek tek vermişler. Bazı yerlerde sadece subay isimlerini, eratı vermemişler, evet, etmemişler.
birileri kraldan fazla kralcı geçinenler askeri soktular oraya. Eline kazma kürek verdiler, bunların hepsini kırın atın dediler. Ve kırıldı, atıldı onlar. Denize atıldı, şey edildi. Askeri bölge oraya girmek yasaktı. Ve Çanakkale'yi anmak da yasaktı. Resmi bir yasak yok yazılı. Evet. Ama teamül öyleydi. Sadece Çanakkale vilayetinde o gün 18 Mart günü bir vali muavini, belediye başkanı, daire müdürleri 15-20 kişi toplanır. Bir de bir manga asker başlarında bir teğmen. Gelir oraya. Atatürk anıtına çelenk koyulur. İstiklal Marşı söylenir. Günün anlam ve önemine uygun belediye başkanı kısa bir konuşma yapar. O askerler de işte teğmendir, dikkat hazır ol, pat diye 10 tane tüfek patlar. Şey biter. Bir de şiir okutur. Şiir okur. Evet. Çanakkale ile ilgili. Bunun dışında herhangi bir şey yok. Ve bizim tarih ders kitaplarımızda da Çanakkale 1,5 sayfa yer alır. Bir sayfasında Çanakkale Boğazı'nın resmi ve gemiler vardır. Diğer yarım sayfada da anafartalarda Mustafa Kemal ve onun savaştaki tutumundan bahsedilir. Yani bunu okuyan kişi, çocuk, Çanakkale Savaşı'nın mahiyetini anlamayacağı gibi buranın başkomutanı, yani Mustafa Kemal Paşa kazanmış bu savaşı şey eder. Bunu yapanlar güya hani kraldan fazla kralcı geçinme şeyi olur ya, yağ çekmişler yani Atatürk'e yağ çekmişler de bir şeyler, bir kemik de bize düştün. Program öncesinde zaten söylemiştiniz hani Çanakkale'yi konuşsak oho günler alır diye. Yetmez program demiştim saat olarak. Siz de böyle söylemiştiniz. Yani o Çanakkale Savaşı 1,5 sayfa. Evet işte yarısı da resim. Evet yarısı da resim. Mustafa Kemal o dönemde yarbay. Evet. Komuta kademesini şey ettiğin zaman 34. sırada yer alıyor. Ha Mustafa Kemal'in Çanakkale'ye ihtiyacı yok. Ya onun askeri dehasını herkes kabul ediyor bütün dünya. Evet. Senin yağcılık yapman ona bir şey kazandırmaz. Mustafa Kemal Trablusgarp'ta var. Mustafa Kemal Yemen'de var. Mustafa Kemal Kanal dediğimiz Filistin cephesinde var. Mustafa Kemal var her yerde var. İhtiyacı yok ki. E o zaman kalk de ki Malazgirt'te de o vardı de yine. Ya zaten yaşı rütbesi buna müsait değildi. Şimdi öyle bir hal aldılar ki onu da temizlediler. Güya yani cumhuriyeti kurduk. Eski tarihle bağımızı kesiyorlar. 72 millet dedik ya. Evet. Bürokrasisinde soyu sopu nereden geldiği belli olmayan bir sürü adam var. He bunlar efendime söyleyeyim o yanı bu yanı bunların birçoğu Mustafa Kemal'e rağmen ondan habersiz de yapılan birçok şey var. Mutlaka. Günün birinde İngiltere'den bir heyet geliyor. Hocam buna geçmeden evvel ara verelim mi? Hani yarım kalmasın diye söylüyorum. Siz İngiltere'deki heyetten başlayacağız. Tamam, sonra. Tamam olur. Tamam. Olur bir çay evet, biraz ara veriyoruz. Aradan sonra 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın efendim.